Evet, Kılıç Kapot çatısı altında yayınlanacak olan Hariciye'nin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hariciye, Kılıç Kapot'un ilk sezonunda olmayan bir programdı. Yeni sezonla Medyapod'da yayına başlamasıyla beraber Kılıç Kapot'un yeni sezonunda ortaya çıkan bir program. Bu bir podcast dahadır. Medyapod. İletişim için medyapod.com ya da @medyapod. Programı genel itibariyle ben Görkem Pancaroğlu ve Kubilay Cenk arkadaşımız. Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Yani kısaca bir kendimizden bahsetmek gerekirse öncelikle ben bir giriş yapayım. Ben Görkem Pancaroğlu, Kılıç Kapot'u takip ediyorsanız zaten Dijital Dair Her Şey adlı programda Fırat'la beraber yaptığınız programdan beni hatırlayabilirsiniz. Aynı zamanda Medyapod çatısı altında yayınlanmakta olan Nipod'un da program yürütücülüğünü yapmaktayım. Bu programlarda bahsettiğim üzere Kadir Has Üniversitesi'nden 2019 yılı yani bu yıl içerisinde mezun oldum. Yeni medya bölümünden mezun oldum. Aynı zamanda Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde Çift Anadal programında eğitim gördüm. Şu anda da Bremen Üniversitesi'nde dijital medya ve toplum alanında yüksek lisans yapmaktayım. Kubilay'cığım istersen sen de bir küçük bir giriş yap. Ben de ufak bir giriş yapayım. Dinleyicilerimizi mahrum bırakmayayım kendimden. Ben ne yapıyorum? 2019 yani bu sene Eylül ayında İngiltere'deki Plymouth Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset bölümünü bitirdim. Onun ardından şu anda İtalya'ya geldim. İtalya'da Pavia Üniversitesi'nde yine aynı bölümde yüksek lisans yapıyorum. Yapmaya da çalışıyorum desek daha doğru olabilir. Geliyorum en azından. Onun dışında neler yapıyorum? Görkem'le birlikte ve diğer arkadaşlarımızla birlikte bir seneyi aşkın bir süredir Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde çalışma yürütüyoruz. Ve açıkçası Medyapod'a teşekkür ediyoruz. Kuluçka Podcast bünyesinde bize bu imkanı sağladığı için. Görkem kısaca bahsetti. Yine programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız üzerine ama haricinde genel olarak ne yapmak istiyoruz? Aslında ismi anlatıyor diye düşünüyorum Görkem. Bence biraz self. Yani genel itibariyle hariciye yani ilk sen hariciye ismi önerisiyle geldin. Açıkçası ben zaten direkt isme tutuldum. Dedim ki evet hariciye. Aradığımız isim buydu. Hani olması gereken isim buydu. Hı hı. O yüzden kendini anlatıyordu bir noktada. Evet. Yani ne yapacağız? Aslında şöyle genelleyebiliriz bence. Öncelikle Türkiye dışında olan her şey. Biraz bunu konuşmak istiyoruz. Bence buna dair eksiklikler de var. Bizim Türkçe kaynaklarımızda. İlk önce kendimizden biraz bahsedeceğiz. Biraz kendi süreçlerimizi işte ikimiz de Almanya ve İtalya'da yüksek lisans eğitimlerimize devam ediyoruz. Biraz bunları anlatmaya çalışacağız. Çünkü buna dair bir bilgi eksikliği var. Fakat bu bununla sınırlı kalmayacak. Örnek veriyorum dünya üzerinde çeşitli toplumsal hareketleri değerlendirebiliriz. Her zaman bu kadar ciddi konularda olmak zorunda değil. Gözümüze çarpan ve yine Türkiye dışında olan bir şeyleri de değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Kabaca hariciye bence bunu anlatacak. Yani kısaca zaten hariciye dediğimizde yani bu genel tanım aslında ne anlatmak istediğimizi de bir noktada kapsıyor gibi geliyor. Hı hı, doğru bence de öyle yani. Anlatmak istediğini gayet iyi bir mesajı veriyor. Evet. Yani şey küçük bir tanıtım yaptıktan sonra o zaman bugünün konusuna bir giriş yapalım. Bugün ne konuşacağız? Ya bugün kafamızda kurguladığımız şey aslında çok bilgi eksikliği bulunan yani çok Türkçe bilgi eksikliği de bulunan bu yüksek lisans süreci nasıl gerçekleşti? İşte yurt dışında yüksek lisans programına nasıl başvuruda bulunduk? Süreç nasıl gerçekleşti? Gibi noktaya gelecek. Yani ilk program için bu başvuru sürecinden bahsedeceğiz. Başvuru sürecinde neler oldu, neler geçti, hangi bilgileri bulduk, hangilerini bulamadık, hangi bilgilere erişmek daha zordu kısımlarını bahsedeceğiz. Yani bu aslında birkaç serilik bir program olacak gibi planlıyoruz. İşte bir müddet sonra buraya geldikten sonraki ilk işlemler, işte daha sonrasında buradaki eğitimin diğer aldığımız daha önceki eğitimlerle karşılaştırılması, işte benim için bu Türkiye'de aldığım eğitimde, Kubilay için İngiltere'de aldığı eğitim olacak. Yani evet, mesela şey sorusu çok geliyordu bana. Onun üzerine de değinmek istiyorum. İşte İngiltere'den sonra niye İtalya ya da işte niye şu ülke değil, niye bu bölüm gibi şeyler çok geliyor. Biraz bunları anlatmak gerekiyor arkadaşlar. Sana da aynı soru geliyordur. Yani neden Almanya'ya gittin ya da işte bunun parası ne gibi şeyler. Burs var mı, yok mu? İşte nereden araştırmaya başladın? Ya bunlar çok aslında ciddi mesai gerektiren süreçlerdi. Biz dinleyen arkadaşlarımıza da hariciyenin bu bölümü de dahil olmak üzere ilerleyen bölümlerinde bu konuda yardımcı olabilirsek ne mutlu bize yani. Öyle düşünüyorum. Tabii ki yani dediğin gibi zaten bu süreçler
Türkçe kaynak bulmakta çok sıkıntı yaşanılan süreçler. Yani dediğin gibi insanların bu yüzden çok soru sorması da gayet doğal bir şey. Çünkü eğer İngilizce dahi bir bilgi aramaya çalıştığınızda problem yaşayabildiğiniz süreçler. Çoğu ülkeye dair İngilizce kaynak almak da, kaynak yani bulmak şeyin, da çok... Şeyin sıkıntısı da çok fazla yaşanıyor. Sen de deneyimlemişsindir. Böyle birkaç yüksek lisans, PhD, yani genel olarak postgraduate ayarında tanıtımlar, üniversitelerin tanıtımlarını yapan internet siteleri var mesela. Ben onların çoğuna gidiyorum işte. Atıyorum bir linke tıklıyorum. Şu üniversiteyi merak ediyorum. Bu bölümü merak ediyorum. Ama çok doğru veriye de ulaşamıyorum. Yani gerçekten bir mesai harcayıp bir kaynak buluyorsun. Evet, İngilizce de olsa ve bunun da ne diyelim, doğrulamasını yapıp daha doğru bilgiye ulaşabilmek için yine mesai harcaman gerekiyor. Yani ben mesela bu soruna çok karşılaşmıştım. Kesinlikle haklısın. Hatta yani şey, çoğu zaman işte kendi isim itibariyle doğru program olduğunu düşündüğüm program bile içerik itibariyle çok farklı şeyler sunuyor olabiliyor. Yani bunu üniversitenin sayfasındaki bilgi üniversitenin bilgi sayfasından edinmek bile bazen çok zor olabiliyor. Yani çoğu zaman çoğu üniversitenin işte İngilizce açıklaması olmuyor. Bölüm İngilizce olsa bile bazı problemler oluyor. İşte içerideki derslerin bir kısmı iptal edilmiş oluyor. İşte hocalar değişmiş oluyor, yenilenmemiş oluyor. İşte bu bilgileri almak aslında çok problemli noktaya düşüyor. Kesinlikle haklısın. Ya ben mesela o zaman ufaktan kendi süreçlerimize değinelim diye düşünüyorum. Tabii. İlk program itibariyle. Benim için şöyle gelişti süreç. Ben İngiltere'de lisansımın son dönemindeyken bir karar verme aşamasına girmek gerekiyor. Çünkü yüksek lisansa devam mı etmek gerekiyor, yoksa piyasaya girip hemen iş bulup çalışmak mı gerekiyor? Burada şunu böyle bir vurgulayalım bence. Bu biraz kişisel tercih meselesi. Yani önümüzdeki dönemde ne yapmak istiyorsun? İçinde bulunduğun mevcut şartlar neler? Bunlar da çok önemli elbette. Bunun üzerinden şekillendi. Ben akademide çalışma yapmak istediğim için yüksek lisans da gerekiyor. Bunu uygun buldum. Öncelikle bunun kararını verdim. İçinde bulunduğum durumu da göz önüne alarak. Senin için nasıl gelişti bu abi? Ya benim zaten asıl ana isteğim, her zaman ana isteğim akademiydi. Akademide olmaktı. Ve bahsettiğin üzere ya, akademik bir kariyer hedefliyorsan yüksek lisans ve doktoraya devam etmek zorundasın. Ve bu bağlamda yani zaten yüksek lisans her zaman yapmak istediğim bir şeydi. Ama yine de o şeyi görebilmek için acaba gerçekten akademik kariyer istiyor muyum, istemiyorum kısmını da görmek için yani standart bir plaza dünyasına girişini de yaptım. Yani bir yaklaşık 5-6 ay aynı zamanda okurken, işte okul bittikten sonra da bir beyaz yakalı olarak bir reklam ajansında çalıştım. Ya gerçekten hani birçok gözlemlediğim beyaz yaka yaşamına göre benimki biraz daha aslında keyifliydi. Ben genel itibariyle mutluydum. Hani yaptığım işten çok mutlu olmasam da bulunduğum ortamdan mutluydum. Çok kendimi o beyaz raka rüyasında hissetmiyordum. İşte o yüzden şeyin de farkındaydım. Hani ana istediğim şeyin bu olmadığını da farkındaydım. O yüzden aslında benim için keyifli bir deneyimdi. Ama yani o deneyimin sonunda ben anladım ki zaten ya ben buraya ait değilim. Hani ne olursa olsun evet işte yaptığım işten memnun değilim. İnsanlardan memnunum ama yaptığım işten memnun değilim. Bu benim için problemli bir süreçti. Haliyle bu noktada direkt zaten ilk çıkış noktam olan akademi hayaline geri döndüm ve işte geri döndüm ve yüksek lisans programlarını araştırmaya başladım. Ya yani buradaki ana problem ise şey, yüksek lisansı nerede yapmak istediğin. Yani hani bu ana bir problemdi. Benim ilk çelişkim işte yani Türkiye'de mi kalacağım, işte Türkiye'den gitmek istiyor muyum, istemiyor muyum, işte ya son dakikaya kadar işte ben artık kabul aldığım raddeye kadar işte Türkiye'den de birkaç üniversiteden kabul aldım. Şeyden de yurt dışından da birkaç üniversiteden kabul aldım. O son hani son tercih yapmam gereken bir haftaya kadar ben hala şeyin farkında değildim. Yurt dışına mı gitmek istiyorum yoksa Türkiye'de mi kalmak istiyorum? Hı-hı. Bu benim için nasıl? Ya bende de şey durumu ortaya çıkmıştı. Şimdi tezi yazıyorum. Tez konusunu belirledim. O arada aynı zamanda şimdi tez zaten ciddi bir yoğunluktu, lisans bitirme tezi. Onu da belirtelim. Ve onu seçerken de yine devam etmek istediğim alana yönelik şeyler seçmiştim mesela. Bu da önemli bir faktördü. Bunu seçtikten sonra araştırmalarına ben ilk olarak şeyden başlamıştım. Yani ben hangi ülkelere gitmek istiyorum? Nerede bulunmak istiyorum? Buna bakmıştım öncelikle. Orada benim için iki seçenek vardı. Kendi adıma konuşmak gerekirse. İngiltere'de kalmak istemedim. Bunun nedenlerini bence başka bir programda değinim. Hatta ayrı bir program bile yapabiliriz. Çok fazla neden var çünkü. Tabii ki.
İsveç ve İtalya'yı düşünmüştüm. Ama İtalya her zaman B planıydı. Önce İsveç'e başvuru yapmak için tabii bir üniversiteleri görmem gerekiyordu. Bu üniversiteleri araştırdım. Şehirlerini araştırdım. Hı-hı. Ve birkaç üniversiteyi seçtikten sonra ilk yaptığım şey deadline'ları not almaktı. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kafada bir şey belirlendikten sonra ilk yapılması gereken şey bence deadline'ları not almak. Çünkü bu sen de biliyorsun, deneyimledim. Bu deadline'ları bir kere kaçırdığın zaman en ihtimalle bir dönemi yanıyor yani. Ve evet, ya buna mesela şey, bu nedenden dolayı işte ben genel itibariyle arkadaşlarımın gevşek olarak tanımladığı bir insan olduğumdan kaynaklı olarak bu deadline hikayesini çok önemsemedim haliyle. Ve işte tercihlerimden biri Bergen'di. Bergen Üniversitesi'ydi. Ve deadline'ları... Şey, söylemiştim biliyorsun, ben Bergen'de yüksek lisans değişim yapmıştım. Ben de hiç gitmemişsin Bergen'e yani. Abi ne diyeyim yani, şans mı diyelim ne diyelim bilmiyorum ama yani üzülmüştüm açıkçası. Çünkü gerçekten hani o şey, edindiğim bilgi kadarıyla, yani evet bir şeyden, bir deneyimden beslenmedim ama internet üzerinden edindiğim bilgi kadarıyla gerçekten bana uygun bir program gibi gözüküyordu. Ama hangi işte programdı bu arada? Onun üzerine hiç konuşmadık. Yine dijital medya ve toplum programıydı. Ve işte şey, eğitim içeriğidir, işte içerideki profesörlerdir, çalışılan konulardır vesaire. Gerçekten benim çok ilgimi çeken işlerdi. Ama bundan kaynaklı olarak bu benim biraz rahatlığımdan kaynaklı olarak haliyle deadline'ları kaçırdım ve ondan sonra tabii ki başvuru sürecini kaçırmış oldum. Yani aslında burada bence dinleyicilerin, bilmiyorum, dikkatini çekmiş midir ama deadline konusuna döneceğim bu arada. Önce şunu söylemek istiyorum. Sen bölümlü ve çalışan profesörleri öne sürdün. Ben ülke bazlı baktım. Aslında evet. Bu da içinde bulunduğumuz durum bence çok şey anlatıyor. Yani bu durum aslında hem öznel hem de çok ne diyelim, genel nedenleri de var yani. Benim için mesela bölüm çok önemliydi elbette, okul çok önemliydi elbette ama benim için birinci planda olan ülke değiştirmekti mesela. Ben çok başka bir noktaya bakıyordum, sen de hocalarına bakmışsın. Deadline meselesi, evet, ben de tam ucu ucuna yetiştirmiştim bu arada, yoksa bir dönem yanacaktı. Onun dışında... Bu birçok zaman bir dönem de değil, bir yıl olarak karşınıza geliyor. Yani çoğu... Aslında çoğu program yıllık, yıl içerisinde bir kere bir başvuru dönemi açıyor. Benim bildiğim genelde Eylül döneminde açıyorlar değil mi? Evet. Yani şey, başvuruları şeyden Nisan, genel itibariyle Nisan veya Şubat Nisan arası. Başlama ama genelde Eylül dönemi oluyor. Çok ağırlıklı olarak. Evet. Temmuz'a kadar çoğu sürüyor. Evet, mesela bak şeyi anlatayım. İtalya'da bu böyle değil. Ve sanırım benim deneyimlediğim kadarıyla sadece İtalya'da bu böyle. Şimdi mesela İtalya'da benim okula gelirken 3 başvuru dönemi vardı. Bir dönem yanlış hatırlamıyorsam Nisan'da başlıyordu, en erken dönemdi. İkinci dönem Temmuz, Haziran gibi oluyordu. Üçüncü dönem Ağustos'ta oluyordu mesela. Bu sadece İtalya'da olan bir şey. Yani aslında sen dönem içerisinde çok farklı zaman aralıklarına başvurabiliyorsun. Öyle, bunu da belirtmiş olayım. Evet, ya bu da tamamen şeye bağlı. Hani nereye başvurmak istediğinize bağlı. Genel eğitim sistemiyle alakalı bir konu. Yani bu da araştırıp bulmanız gereken en büyük işlerden biri. Mesela ben şeyi söylemek istiyorum bir de, kusura bakma böldüm ama bu araştırmaları yaparken ben bu araştırma siteleri oluyor işte. Times Higher araştırma diyorum. Bu yüksek eğitime dair siteler oluyor işte. Hı. Times Higher Education var. Birkaç kuruluş daha var. Burada rankingler, sıralamalar yayınlanıyor mesela. Ben onları inceliyorum. Elbette bir belirleyiciliği var fakat... Farklı birkaç listeyi birden inceliyorum ve incelerken özellikle yüksek lisans, doktora da henüz bakmadım ama muhtemelen aynı süreç işliyordur. Yüksek lisans seviyesinde yapılan çalışmalara bakıyordum. Bir örnek vereyim. Genel sıralamada benim İngiltere'deki okulum bu İtalya'daki okulumdan bir tık daha iyi bir durumda. Baktığın zaman genel sıralama hemen hemen hepsinde, ya yani çok değil de 3-5 sıra oynuyor. Ama mesela yüksek lisans bazlı postgraduate study'ye baktığında ve araştırma çıktılarına, yani research outcome'lara baktığın zaman Pavia Üniversitesi benim okulumdan, lisans okuduğum okuldan baya baya ilerideydi. Bu aslında çok şey anlatıyor. Kesinlikle. Araştırma yapan arkadaşlarımızın biraz da bu açıdan bakması gerekiyor. Ve ben buna dikkat ederek seçtiğimde daha sonrasında şeye baktım. Bu bölümde yapılan çalışmalar. Mesela bu bölümün evet yine yüksek lisans çalışmaları iyi olabilir fakat benim alanımda bu çalışmalar ne kadar iyi yapılıyor? Bunlara bakmıştım. Bunları mesela diğer
bulduğum birkaç üniversiteyle kıyaslamıştım. Öncelikle benim için süreç ilk buydu yani. Ve bunları yine belirtiyorum. Deadline'larını hep not alıyordum. Çünkü o arada... Ya bu bahsettiğin süreç... Ya çok pardon bölüyorum ama bahsettiğin süreç çok önemli bir iş. Yani programa başlamadan önce bu benim aklımdaydı. Şu an aklıma tamamen gitmiş. Ama bahsettiğin üzere yani üniversitelerin aslında genel sıralamasına bakmaktan ziyade dediğin o research outcome'lara bakmak, işte araştırma çıktılarına bakmak çok daha değerli bir iş. Yani baktığında Bremen Üniversitesi'ni dünya sıralamasına baktığında ilk 300'de gözüken bir üniversite. Ama işte Zemke'nin yani buradaki iletişim çalışmalarının çıktılarına baktığında aslında çok daha kaliteli bir üniversite oldu. Yani ve yüksek lisans düzeyinde bir başvuruda bulunuyorsunuz. Asıl önemli olan zaten bir üniversitenin genel sıralamasından ziyade üniversitenin sizin bölümünüz için ne sunduğu. Yani sizin bölümünüzde hangi çıktılarda bulunduğu, işte sıralama itibariyle nerede olduğu, ne gibi fırsatlar sundu. Yani asıl önemli olan şey bu bölüm bazlı olarak bakabilmek. Ya evet, aslında ben de kesinlikle yanlış bir iş bana kalırsa. Evet ben de tamamıyla aynı düşünüyorum. Çünkü yine kendi okulumdan, şu anda bulunduğum okuldan örnek vereyim. Bu okulda tıp bölümü yani dünya çapında çok iyi. Örnek veriyorum. Benim bölümüm de belli bir yerde duruyor. Ama genel sıralamaya baktığımda birçok okula göre şey durur. Daha bir tık aşağıda durabiliyor. Evet, fakat tıp sıralamasına baktığımda çok 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 iyi bir yerde. Şimdi sen genel sıralamaya bakıp bu okul işte ilk 500'de deyip bunu elersen, atıyorum bu okulun senin bölümünde belki çok çok iyi olanaklara sahip olmasını göz ardı ediyorsun. Burada bence bu noktada kaybettiriyor yani. Deadline'dan sonra bir de bu bölüm bazlı aramanın altını çizelim derim. Kesinlikle. Yani benim burada soracağım soru şey olabilir sana. Bu araştırmayı nasıl gerçekleştirdin? Yani bunu bulmak benim için çok problemli bir işti örneğin. Çünkü ya insanların gerçekten global anlamda önemsediği tek şey üniversitenin genel sıralaması oluyor. Ve üniversite genel sıralaması bizim baktığımız noktada aslında çok bir şey ifade etmiyor. Ya şu anda açık elimde böyle site adresleri yok. Epey bir zaman geçti üzerinden. Fakat bunları bölüm bazlı olarak görebileceğin internet siteleri var. Yani ben genellikle buralardan bakıyorum ama onun öncesinde zaten yani şeyi kafada belirlemek gerekiyor. İşte ben bunu dünya çapındaki bütün üniversitelere yapamazsın. Öncelikle bölümünü belirledikten sonra, gitmek istediğin yerleri belirledikten sonra ülke olarak bu ne diyeyim, nokta atışı bir takım tercihler yapmak gerekiyor. Burada da bu mesai gerektiriyor. Zaten en başında da bunu söyledik. Mesai gerektiriyor ama olması gereken süreç bu yani. Ya veya başka bir yöntem varsa da ben bunu bilmiyorum. En azından öyle söyleyeyim. Yani bahsettiğin üzere sana bunu sormamın nedeni o açık kaynakları hatırlıyor olup olmadın. Çünkü ben de hatırlamıyorum. Hani seni hatırladığını ümit etmiştim. Yani site isimleri ezberimde yok ama yani çok ufak bir aramayla çıkacağını düşünüyorum. Ama ben ne yapıyordum? Burada çıkıyordu. Sen ilk başta şey de söyledin ya. İngilizce açıklama bulabiliyorsun mesela. Bir şey örnek vereyim sana yine aynı konu üzerinden kendimden. Ben kendi çalışmalarına bakıyordum mesela. Ve iki seçenek vardı. Çünkü benim tezim de Kent üzerineydi. Hatırlıyorsun sen. Bakarken ama siyaset bilimi çıkışlıyım. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi çıkışlıyım. Kent üzerine bakıyorum. Ve Kent'te böyle disiplinler arası geçişkenliği çok fazla olan bir bölüm. Mesela bunu bilmeyen biri şu yanlışa düşebilirdi. Benim o dönem baktığım iki üniversite vardı. Bir tanesi Estonya'daydı. Tallinn Üniversitesi olması lazım. Diğeri de Politecnico di Milano. Zaten Politecnico di Milano'yu dinleyen arkadaşlarımızdan da bilenler vardır diye düşünüyorum. Çünkü yüksek lisans bölümünün yarısı türkü sayılır. Ben çok denk geliyorum arkadaşlara. Fakat burada mesela şöyle bir handikap vardı. Ben siyaset bilimi çıkışlıyım ve Kent meselesinde özellikle şehir plancısı arkadaşlarımız ve mimarlar da kısmen girdiğim için bu bölüm aslında bana çok uygun bir bölüm değil. Çünkü ben Kent'in sosyolojisiyle, sosyal bilimler kısmıyla ilgileniyorum. Ama burada yapılan işler çok teknik işlerdi mesela. Ben bunu nasıl anladım, bunu nasıl farkına vardım? İşte sitelerden çeşitli bilgileri, bölümleri, üniversiteleri bulduktan sonra hepsinin sitesine tek tek girip o syllabus dediğimiz şey var ya, Türkçe karşılığı ne olur onu tam bilmiyorum. Herhalde ders programı gibi bir şey olabilir mi? Bilmiyorum. Ders açıklaması, yani hangi derslerin verileceği, ne minvalde verileceği, okumalar vesaire yazan o dokümanı okumuştum mesela. Yani bunları okuduktan sonra benim bu üniversitelerde yapamayacağımı anladım. Çünkü zorlanırdım yani. Böyle bir background'ım yok, arka planım yok.
deyip biraz daha kendi alanıma böyle yönelmeye başlamıştım. Ha, bunu farklı yapan arkadaşlar yok mu? Var. Benim mesela kent okuyup diyorum özür dilerim, şehir veya plancılıktan gelip de sosyal bilimlere kayan arkadaşlarımız var ve buradan bir tanesine selam söyleyeyim, Sinem. Dinliyor. Kendisi aynı zamanda Kuluçka'da, evet, da, Kuluçka'da da yayın yapıyor. Sinem mesela bu bir örnek arkadaşım. Tam tersi yapanlar da var. Bu mümkün ama araştırıp bilmek gerekiyor. Yani çünkü ciddi bir fark edecek bu. Onun dışında bu açıklama kısmını deniyordum. Yani üniversitelerin bölümleri yazıyor ama bu bölümlerde ne öğretiliyor mesela? Bu çok 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 bir etken. Yani yine kendi alanımdan bir örnek. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi var. Tam spesifik konuşmak gerekirse benim şu anda okuduğum bölümün adı Dünya Politikası ve Siyaset Bilimi. Şimdi bu çok böyle işte international relations, world politics deyince böyle bir şey olabilir. Sen çok yani nüans farkı diyorsun. Fakat işin içine girdiğin zaman farklılık gösteriyor. Ben bunu bilinçli olarak seçtim. Neden bilinçli olarak seçtim? Uluslararası ilişkilerde devam etmek istemiyorum. Siyaset bilimine devam etmek istediğim için bu tercihi yapmıştım mesela. Bunun da altını çizelim. Senin için nasıl gelişti yani, bu? Ya mesela ben buna direkt canlı bir örnekle bahsetsem daha iyi olur. Yani şu an okuduğum bölüm üzerinden bir çıkarımda bulunabilirim. Yani benim şu an öğrenim gördüğüm bölüm tamamen teorik tabanlı bir bölüm. Tamamen iletişim teorilerine dayanan, işte yeni medya teorilerine dayanan bir bölüm. Ama işte bu durumdan kaynaklı olarak aslında bölümde çok fazla hoşnut olmayan insan söz konusu. Yani çünkü insanların beklediği şey, dijital medya ve toplum dendiğinde beklediği şey, işte lisans eğitiminde aldığım o yeni medya eğitiminin bir devamı olması. Yani o işte sektörel tabana işte hitap edecek, işte bir noktada tasarımı öğrenebileceği, bir noktada işte habercilik öğrenebileceği vesaire vesaire gibi şeylerin söz konusu olduğu gibi bir düşünce. Ama işte ben bu bölümü tam tersi olarak bu eğitimin verilmediğini bilerek seçtim. Yani önemli olan bunu araştırmak. Benim zaten bilgim dahilinde olan bir süreç gerçekleşti. Yani şöyle bahsettiğim üzere işte ben programın zaten teorik bir program olduğunu bilerek gelmiştim. Ama bahsettiğim gibi bazı arkadaşlar ya bunun çok fazla farkında olmadan işte biraz daha sektörel karşılığı olan bir program zannetmişti. Ve bahsettiğim gibi bunu araştırmak, bunu bakmak, işte ders içeriklerini incelemek, işte içerideki profesörlerin, içerideki öğreticilerin neler üzerine çalıştığını bilmek çok kıymetli bir noktaya düşüyor ki daha sonra geldiğinizde hem o kadar sarf ettiğiniz efor için üzülmemek hem de pişman olmamak için. Ya ben de aynı yani senin içinde bulunduğum durumdayım diyebilirim. Şimdi bu yani çok pişman değilim onu söyleyeyim ama beklediğimden en azından bir tık hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Neden bunu diyorum? Şimdi programı yapanlar yani fakültedeki yöneticiler şöyle bir ne diyeyim düzen kurmuşlar. Yani tam işte political sciences, evet siyaset bilimi, fakat böyle uluslararası ilişkileri de içine alan minvalde bir şey koymuşlar. Şimdi beni o yüzden mesela bazı dersler çok şey yapmadı. Ne diyelim? Çok cezbetmedi ve tatmin etmedi. Yani bazen yeni bir şey öğreniyormuş gibi hissetmiyorum mesela. Hani bu ukalalık değil ama master seviyesinde farklı şeyler bekliyoruz. Yani bir bunu karşılayan dersler var ama çoğu bunu karşılamıyor yani. Tabii ki. Yani ben aynı şeyi ben de şu an bir noktada hissediyorum. Yeni bir şey öğrenmiyorum kısmında. Ama benim bununla alakalı tutulacak dalım daha işte programın ilk dönemi olması. İlk dönemin belki işte uluslararası bir program olmasından kaynaklı olarak işte insanları hem Almanya'daki eğitim sistemine alıştırmak istemesi hem de üniversitenin işleyişine alıştırmak istemesi gibi bir yorum. Umuyorum bu yorumum haklıdır. Yoksa işte bir sonraki dönemde aynı şekilde devam ederse bir pişmanlık söz konusu olacak benim için de. Yani ben buna senden biraz daha herhalde şey yaklaşıyorum, negatif yaklaşıyorum. Sen iyimser yaklaşmışsın bir ucundan. Ben çünkü mesela ikinci yıldan arkadaşlarla falan da konuşuyorum. Onlar da aşağı yukarı aynı şeyi söylüyorlar. Ha bu yine söylüyorum yani çok çok kötü değil. Sadece benim beklentimden bir tık daha geride başladık diyebilirim. Ama iyi tarafından bakıyorum. Mesela bu üniversite çok kurumsal ve birçok yerle anlaşması var. Yani bu da mesela buna da değinelim hazır ben konuyu açmışken. İkinci dönem birçok yere yani bu üniversitenin özneliğinde işte Asya Pasifik, Amerika, ondan sonra işte Avrupa genelinde birkaç program, işte Afrika'da bile birkaç program çerçevesinde değişim yapabiliyorum mesela deyip üniversitelerin uluslararası
ne diyelim, bağlantılarına değinelim. Yani bu yüksek lisans yaparken seçtiğimiz okullarda. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bahsettiğin önemli bir iş dediğin gibi. Bu aslında Türkiye'de de çok önemli bir işken, yani burada da aynı şekilde çok önemli bir iş. Üniversitenin uluslararası bağlantılarını incelemek son derece kıymetli bir noktaya geliyor. Çünkü ya bu sadece değişim programlarıyla sınırlı kalan bir iş de değil. Üniversite içerisinde gerçekleşen işte konferansların, üniversite içerisinde gelişen toplantıların, işte uluslararası tabanda bir karşılığının olması, uluslararası tabanda bir şeyler sunuyor olması kesinlikle çok değerli, çok kıymetli. Ve bunu önceden araştırmak ve önceden bunun bilincinle üniversite seçimi yapmak gayet gayet ve gayet anlaşılabilir ve olması gereken bir iş. Ya evet, şimdi az önce çok kötü konuştum ders minimalinde ama şimdi uluslararası networkler, konferanslar, seminerler meselesinde ben en azından bu okulun çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani mesela bizim kendi bölümümüzde en azından ayda 2-3 defa 2-3 kere seminerler düzenleniyor ve buraya farklı farklı okullardan ve çeşitli başlıklardan birçok konuşmacı geliyor, akademisyen geliyor. Ben bunları çok faydalı buluyorum. Hatta derslerin birçoğundan daha faydalı buluyorum diyebilirim. Çünkü alanda çalışma yapan, işte akademide çalışma yapan birçok insanı ben birinci elden tanıma fırsatı yakalıyorum. Bunları burada gözlemleyebiliyorum. Onun dışında değişim olanakları çok fazla. Yani hem bunu şey olarak da yapıyorlar. Nasıl diyeyim? Yani genellikle Erasmus Plus bilmiyor ya, Erasmus bildiğimiz. Evet. Bu çok yaygın olanı. Ama bundan çok farklı programlar da var mesela. İşte Marco Polo var. Ondan sonra Coimbra, umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Coimbra Group üniversiteleri var. Mesela burada ben bunları bulabiliyorum. İngiltere'de bile bunları bulamıyordum. Bilmiyorum senin orada ne tür farklı değişim programları var mı ama. Ya açıkçası değişim programı hikayesi bizde çok çok olan bir iş değil. Yani en azından bizim bölümde çok olan bir iş değil. Diğer bölümlerde evet çok yoğun olarak var. Ama benim bulunduğum program çok uluslararası bir program ve zaten insanların işte birçoğu zaten ülke dışından buraya geliyor. Ve anladığım kadarıyla işte 2 yıl içerisinde bu insanları bir yılında dışarıda bırakma, dışarıya gönderme işine çok sıcak bakmıyorlar. Bundan kaynaklı olarak işte bu uluslararası programın öğrencilerini daha çok daha az uluslararası değişim programı sunuyorlar öğrencilerine. Ama yine de tabii ki işte Erasmus projeleridir, işte ikili anlaşmalardır, yine Asya Pasifik'te, Amerika'da bulabileceğiniz programlar var. Ama hani çok yani Kadiras Üniversitesi ile karşılaştırdığım zaman çok çok yoğun diyebilir miyim? Çok çok yoğun diyemem. Yani bunun bir nedeni şey de olabilir tabii ki, yani üniversitenin birçok sayfasının Almanca olması, birçok bilgi sayfasının Almanca olması da olabilir. Ya yani bazı zamanlar Almanca bilmemenden kaynaklı olarak işte ne sunuluyor ne sunulmuyor kısmında problem yaşayabiliyorum. Her zaman gidip sorman gerekiyor ve işte her zaman da onu gidip sormaya enerjin ve isteğin de olmuyor. O yüzden bazen bu noktalarda sıkıntı yaşayabiliyorum. Ya evet, yani senin bahsettiğin o dil meselesini ben de burada çok sık yaşıyorum diyebilirim. Çünkü ya aslında biraz daha şanslıyım çünkü benim bölüm tamamıyla uluslararası öğrencilerden oluştuğu için yine bizim fakülteyle ilgilenen, bölümle ilgilenen arkadaşların İngilizceye en azından aşinalığı var diyelim. Hani bu bile çok şey. Ama yani İtalya'nın da özellikle kuzeyindeki birçok yerinde bunun sıkıntısını yaşıyorum diyebilirim yani. Hani İtalyanca hiç bilmeden bir takım şeylerle ilgilenmek, o evrak işleri vesaire, işte o okula geldiğim zaman öğrenci işlerinde mesela işte yaşlı insanlar oluyor hiç İngilizce bilmeyen, onlarla ilgilenmek beni de çok zorluyordu. Hala devam ediyor ama biraz İtalyanca öğrenmeye bakıyorum yani, çünkü başka çözebileceğim bir yolu yok. Bence buradan şeye dönelim mi, şu evrak meselesi demişken deadline'ı konuştuk, araştırma kısmını konuştuk. Bir de bunları bulup başvuru süreçlerindeki özellikle şu referans... Başvuru süreci, aynen, başvuru süreçlerine girebiliriz. Şeyi de bir sonraki bölüme bırakırız diye düşünüyorum. Buraya geldik ve işte buradaki kayıt işlemleridir, odur budur, işte buraya alışma süreçleridir. Bir sonraki programda da onları konuşuruz diye evet, bir evet, evet, şeyim var, tahminim var ama tamamdır. O zaman başvuru süreçlerine girelim. Evet, hangi üniversiteler vardı kafanda? O araştırma sonucunda, o yaptığın araştırma sonucunda kaç üniversite çıkartabildiğin, kaç üniversite ve hangi ülkeler ve bu ülkelerin İşte başvuru süreçleri nasıldı? Ya şöyle, ben İsveç'i çok istedim ama İsveç beni çok istemedi. Öyle bir sıkıntı oldu. aklımda şey vardı hep ya, biraz Malmö'yu çok düşündüm. Malmö Üniversitesi'ni. Ben yine bunu yaparken bu arada şeye çok dikkat ediyordum. Hep coğrafi konum benim için çok önemliydi. Buraya gelirken de öyleydi. Malmö'nün bu arada bilmeyenler için şey yapayım, anlatayım kısaca.
Magneton böyle İsveç'le Danimarka'nın tam o arasında, yani sınırın böyle dibinde gibi arada bir köprü var. Ben şey diye düşünüyorum. Malmö'de sıkılırsam böyle, işte daralırsam, Norveç deneyiminden de maalesef yaşadıklarımı da böyle baz alarak sıkılırsam şey diyordum ya, işte böyle arada Danimarka'ya kaçarım. İşte böyle şehir bağlantıları yakın diye düşünerek Malmö vardı bir önce aklımda. Ondan sonra Stockholm Üniversitesi, sonra Göttingen, aynen orası vardı. Ondan sonra abi buralara başvuruları yaptım ben. Buraların başvurularından tabii hemen dönüş gelmiyor. Şimdi o deadline meselesi her yerde önümüze çıkıyor. Fakat başvuru portalları oluyor genelde. Sende de öyleydi diye düşünüyorum ben. Evet evet. Üniversitelerin ya da evet, işte ülkelerin de olabiliyor bazen. Evet, o başvuru portallarında istenen belgeler vardı mesela. Önce üniversiteleri belirledim. Hepsinin ayrı bir portalı vardı. Orada istenen belgeleri yüklüyorsun. Genellikle ne istiyorlar? İşte pasaport. Ondan sonra yani pasaport belgesi istiyorlar. Dil yeterliliği istiyorlar diye biliyorum. Benden en azından öyle hatırlıyorum ben. Evet evet. Hatta şeyde bilmiyorum hatırlıyor musun ama işte hangi başvurduğun hangi üniversitenin işte kaç IELTS puan istediği falan gibi bir şeyin var mı? Bilgin var mı? Ben şöyle hatırlıyorum. Genellikle 6 6.5'tu diye hatırlıyorum ben. IELTS'de 6 6.5 istiyordu. Aynen. TOEFL kabul ediliyor ama hepsi genellikle standarttan IELTS üzerinden belirliyor diye hatırlıyorum. Ama mesela İsveç'teki okullar Boğaziçi'nin hazırlığını kabul ediyorlarmış mesela. Bunu da ekleyeyim. GDS'yi direkt kabul etmiyorlar ama Boğaziçi'nin hazırlığını kabul ediyorlar. Yani böyle şey durumlarda var. İstisnai, öznel durumlarda var. Ya buna örnek olarak mesela ben şey işte Bremen'e başvururken benim şeyi kabul etmişlerdi mesela direkt. Bölümümün tamamen İngilizce olduğuna dair bir okuldan, işte Kadir Has Üniversitesi'nden aldığım belgeyi kabul etmişlerdi. Lisans eğitimin İngilizce ise eğer, bunu kanıtlamana gerek kalmıyordu. Ya benim ayrıyetten bir IELTS belgem de vardı. Ama işte IELTS belgesini işte IELTS'e girdiğim firmadan tekrar yenisini istemek, işte üniversiteye gönderilmesini istemekten falan ziyade okuldan belge alıp yüklemem benim için yeterli olmuştu burası için. Diğer üniversiteler için bu yeterli olmamıştı. Diğerlerinde IELTS belgesini istemişlerdi. Başvurularım aynı, ben bahsetmedim sanırsam ama ben başvuru olarak Westminster Üniversitesi'ne başvuru yapmıştım. Tallinn Üniversitesi'ne başvuru yapmıştım Estonya'dan. Ve işte Bremen'e yaptım. Ve şey, lisans eğitiminin İngilizce olmasını Bremen Üniversitesi kabul ediyordu. Diğerleri için bahsettiğiniz üzere bir IELTS belgesi gerekliydi. Hatta Westminster hatırladığım kadarıyla 6.5 IELTS istiyordu. Şeyde Tallinn Üniversitesi de 6 IELTS istiyordu genel skor olarak. Ve ortalama işte 6'nın altında olmaması gerekiyordu herhangi bir skorunun. Ya işte orada bende de aynı şey durumu vardı. Bu sanırım her yerde böyle, yani çok emin değilim ama öyle olduğunu tahmin ediyorum. Eğer okuduğun lisans eğitimi İngilizce verilmişse bunu kabul ediyorlardı. Benim lisans eğitimi İngiltere'den olduğu için, haliyle eğitim dili de İngilizce olduğu için bu durum geçerliydi. Senin de aynı duruma gelmiş. Böyleydi. Onun dışında referans mektupları vardı mesela. Ben bunlarda çok zorlandığımı hatırlıyorum. Referans mektubu. Peki nasıl hallettin? Bu aslında çok problemli bir iş bir noktada. Yani o referans mektubu, işte eğer çok kalabalık bir üniversiteyseniz özellikle Türkiye'de, işte profesörlerle birebir iletişiminiz çok yoğun olarak yoksa o referans mektubunu talep etme de çok problemli bir noktaya gelebiliyor. Yani insanlar bundan çekiniyor, işte kimden isteyeceğini bilmiyor vesaire. Bu süreci nasıl halletmiştin? Ya ben ilk şeyden hemen çok rahat bulduğum için tez danışmana gitmiştim. İlk gittiğim adres öyle çünkü halihazırda iletişimim vardı. Tez üzerinden ona gitmiştim ama yani mesela rica ediyorsun yazıyor evet ama mesela ben o kadınla kendisini severim 3 kere mektup istemek zorunda kalmıştım mesela. Hı hı. Şimdi bunu hani yani daha fazla isteyemem. Hani 1 olur, 2 olur, 3 olur en fazla. Şimdi mesela ben bu şu İtalya'da yaptığım üniversiteyle mülakat vardı mesela. Bu da üniversiteden üniversiteye değişiyor. İsveç'teki okulda mülakat yoktu mesela. Ama İtalya'da... Benim başvuru yaptıklarımın hepsinde şey söz konusuydu şey üzerinden. Skype üzerinden bir mülakat yapmıştık. Bu mülakata da değiniriz zaten. Aynen. Onu da değiniriz. İsveç'tekinde mülakat en azından ilk aşamada yoktu. Muhtemelen kabul edilseydim olacaktı. Ama mesela İtalya'dakinde direkt mülakat vardı. Bu da önemli bir noktaydı yani benim için. Ya ben o referans mektubu işini nasıl hallettiğim kısmına gelirsek, yani referans ya benim gibi yine rahat bir insansanız problemli bir noktaya düşüyor. Çünkü yani muhatap olduğunuz insanlar yoğun insanlar.
işte profesörlerden, doçentlerden, işte okuldaki eğitmenlerinizden referans maktubu talebinde bulunuyorsunuz. Ama benim şöyle bir avantajım vardı. Yani Kadarius Üniversitesi'nin de bir getirisiydi bu. Yani benim bulunduğum üniversitede hoca-öğrenci ilişkileri, öğretici-öğretmen ilişkileri çok yakındı. Ve haliyle bir noktada işte öğreticilerle beraber bir noktada arkadaş gibiydik. Yani ben birkaç üniversite başvurum için şey hatırlıyorum. Son işte gece 12 son başvurusu olan üniversiteye referans mektubunu saat 9'da, gece 9'da istediğimi hatırlıyorum mesela. Bu çok sıkıntılı bir problem. Çok sıkıntılı bir iş. Yani yaptığım iş doğru değil. Bu hataya düşmeyin. Çok hem kendinizi tedirgin ediyorsunuz, hem karşınızdaki insana çok kısa bir zaman veriyorsunuz, hem onu zora sokuyorsunuz. Ama ben böyle halletmiştim mesela. Kendimi yine özel olarak işte gecenin saatinde arayıp iletişime geçmiştim. Ben herhalde şeyi vurgularsam, bu şu anda konuştuk epeydir. Vurgularsam her zaman deadline. Çünkü şöyle, bu deadline'ı not alıyordum ben. Yani o da herkesin kendi yöntemine kalmış. İsterseniz bir hafta önce hatırlatıcı koyun. İsterseniz ne bileyim, yani masa üstünüze not alın. Nasıl rahat ediyorsanız. Ama bence mutlaka bu deadline işini kafaya kazıdıktan, yani ilk baktığınız bir şeyi ne bileyim düşünüyorsunuz, direkt deadline'ı yazın. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki bu tür görkemli durumlara düşmeyin yani. Ben biraz daha böyle ne diyeyim, askeri düzen yaşayan biri olduğum için hemen direkt yaptığım şey ne kadar zamanım var deyip organizasyona başlamak oluyor. Doğru olan da bu zaten. Yani evet, ama o zaman da biraz stres oluyorsun. Yani acaba işte bunu oturtabilecek miyim, bunu şey yapabilecek miyim derken, ama sanırım bu sürecin getirisi her zaman bu oluyor diye düşünüyorum ben ya. Doğru yani şey, çok büyük bir farklılık zaten yani, hani bireysel olarak ikimiz de birbirimizi tanıdığımız için işte o nasıl yaşadığımız kısmı, işte o askeri düzen ve işte daha rahat, daha her şeyi son dakikaya bırakma kısmı çok açıkça bariz belli oluyor zaten buradan da. Yani ben her şeyi son dakikaya bırakıp işte aslında, son dakikada daha iyi çalıştığımı düşünen bir insanım. Aslında ama sen mesela bunu daha programlı yapan, daha olması gerektiği gibi yapan bir insan. Aslında önemli yerleri değiştirmek gerekiyordu, biliyor musun? Şimdi çok genel konuşayım. Alman disipliniyle İtalyan rahatlığı aslında benim orada olup senin burada olman gerekiyor. Bir noktada evet. Ama ben şu anda mesela İtalya'nın ne diyeyim, tam kuzeyliyim işte, bu Lombardiya dediğimiz bölgedeyiz. Burası da çok şeyden farklı değil. Ne diyelim, o Alman, İngiliz ya da işte bu kuzey ya da işte kuzey batı Avrupa çalışma etiği, geleneğinden çok farksız bir yerde olduğumuzdan ben burayı seviyorum diyebilirim açıkçası. Ama İtalya'nın geleneğinde burası çok istisna. Yani İtalya böyle bir yer değil yani. Tabii ki. Yani şeyden bahsetmek istiyorum. Bu motivasyon mektubu dediğimiz beladan bahsetmek istiyorum aslında biraz. Abi o harbiden bela, biliyor musun? Gerçekten bela yani. Benim böyle hani tırnaklarımı yediğim, işte artık ben uğraşmıyorum bu işle, yeter başlarım yüksek lisansına dediğim noktaydı o motivasyon mektubu. Çünkü yani yaklaşık 1,5 sayfada kendinizi ve işte neden bu programa uygun olduğunuzu anlatmanız gerekiyor. Ama bunu yapmak gerçekten çok problem. Çünkü yazdığınız şeyi binlerce defa değiştiriyorsunuz. Yazdığından tatmin olmuyorsunuz. İşte doğru yazıp yazmadığınızdan emin olamıyorsunuz. Bu ve asıl işte sizin işte orada seçilmek için farkınızı yaratan nokta da buna geliyor. Hani insanların işte ilk baktığında gördüğü şey işte sizin transkriptiniz vesaire falan filandan ziyade bana kalırsa orada motivasyon mektubu oluyor. İşte o bu zamana kadar üniversite harcında ne yaptın, üniversitede ne yaptın, işte planladığın şey ne, geleceğe yönelik istediğin şey ne, yapmak istediğin şey ne. Asıl senin işte seçilmeni sağlayan nokta motivasyon mektubu. Bana kalırsa bu belgeler içerisinde en kıymetli olan da motivasyon mektubu. Ya. Ve bundan kaynaklı olarak işte ben bu süreci atlatana kadar motivasyon mektubuyla tırnaklarımı yedim resmen. Yani bunu belki Fırat çok yoğun bilir. Çünkü motivasyon mektubu yazma aşamasında Fırat bana çok yardımcı olmuştu, sağ olsun. O da o dönem işte Boğaziçi Üniversitesi'ne başvuruda bulunmuştu. Boğaziçi Üniversitesi'nden kabul almıştı. O yüzden biraz daha aşinaydı. Ben hiç bilmediğim bir hikayeye girişmiştim motivasyon mektubuyla. Ve dediğim üzere işte o gevşekliğin getirisi olarak işte son dakikalara kadar bıraktığım için işi son derece sıkışık bir zaman içerisinde böyle önemli bir şeyi yazmaya çalışıyordum. Hani benim için çok problemli bir süreçti. Aslında ya, belki motivasyon mektubunda şuna değinmek gerekir. Ben bunu biraz ne diyeyim trajik buluyorum. Neden trajik buluyorum? CV'yi de aynı şekilde öyle buluyorum. Ha mevcut üretim ilişkileri içerisinde bunları yapmak zorunda kalmamızla bunlardan ne diyelim fırsat verirse bunları yapmayacak olmamız bence iki ayrı şey. Şu anda yapmak zorundayız bir ölçüde. Çünkü yani dediğim gibi işte kapitalizm, üretim ilişkileri.
Neydi bu motivasyon mektubu benim için? Ben orada şöyle bakıyordum. Şimdi burada kendimi açıklamam gerekiyor. Açıklamak çok kibarca kullanıyorum aslında da onun yerini... Kendini satman gerekiyor. Yani evet aslında onu demek istemedim ama öyle gerekiyor yani. Çok bundan farksız bir şey değil. Ben bu şekilde. Yani ne, işte orada ne diyelim, buna herhalde şey deniliyor. Bu okul dışı aktiviteler vardır ya, bunlar nedir bilmiyorum ben. Öyle işte çok ilginç olduğunu, çok okul dışarısında böyle ne yapılabilir bilmiyorum. İşte çok farklı aktiviteler, kuruluşlarla bir takım işler yaptığını falan göstermen gerekiyor. Bunu göstermen demeyelim aslında. Çünkü o başvuru yapanların hepsi bunu gösterecek. Bunu en iyi şekilde yapman gerekiyor diyelim yani. Bunun içinde şey de var. Eğer İngilizce yani farklı bir dilde de yazılıyorsa o dile uygun olmak zorunda. Onun üslubu öğrenilmek zorunda. Benim belki göreceli avantajım hali hazırda İngiltere'de bulunuyor olmamdı. Fakat yine de çok zorlanıyordum yani. İşte karşımdaki kişinin mesafesine göre atıyorum o cümleleri nasıl kuracağım? İşte kendime dair özgeçmiş bilgimi nasıl vereceğim? Kendimi nasıl ilginç kılacağım gibi soru başlıklarıyla mücadele ediyordum mesela. Onu da işte sen Fırat'la iletişim halindeymişsin. Ben de yine çevremde gördüğüm, ettiğim, bildiğim arkadaşlarımla iletişim halindeydim. Aynı zamanda yani elimizin altında çok ciddi bilgi kaynakları var. Bunlardan da yararlanıyordum ama belaydı yani. Ben de çok şey diyeyim, defalarca değiştirmişimdir. Mesela onların da deadline'ları oluyor, belli uzunlukları oluyor. Ben evet, uzun olanlardan ziyade kısa olanlarla sorun yaşıyorum bu arada. Herhalde ben çok konuşan biriyim. Onun etkisi olabilir. Kendimi çok kısa şekilde ifade edemiyorum genelde. Ama mesela benim İtalya'ya başvurumda 300 kelime istemişti. Ben de kara kara düşündüm. Yani 3 sayfa yazarım ama 300 kelimeyi nasıl böyle... Çünkü şey, hem vurucu olmak zorunda ya. Hem böyle yani tam istenilen ve sadece istenilen bilgileri vermek zorunda. Ama çok da kısa olmak zorunda. Ve şey de çok problemli bir iş. Burada yazman gereken belge İngilizce bir belge. Yani ana dilinde bir belge yazmıyorsun. O yüzden din hakimiyetin de problemli nokta. Evet, bu senin için dediğin gibi İngiltere'de eğitim görmenden kaynaklı olarak biraz daha şey rahat bir süreç olabilir. Ama yine senin için de problemliymiş. Hani yoğun olarak İngilizce ile haşır neşir olmamış, işte günlük hayatında İngilizce ile haşır neşir olmamış insanlar için çok problemli bir iş. Yani bu kendini kısa olarak işte vurucu bir şekilde yabancı bir dilde anlatmak çok zor. Çok zor. Evet. Yani bunu bence de ifade edeyim. Çok zor. Yani içinde bulunduğumuz şartlar bir ölçüde bunu gerektiriyor ama bu niyeti olan insanların bence çevrelerindeki insanlara ulaşmaları ayıp düşünülecek ya da şey bir durum değil yani. Bence direkt yapılacak ilk iş bu durumda olan insanlara ulaşmaları ve tabii ki kendi araştırmalarını yapıp o insanlardan görüş istemelerini kastediyorum burada. Yani sadece o insanlar üzerinden bir şeylerin şekillenmesi değil. Fakat böyle bir durum varsa onların bilgilerinden ve deneyimlerinden de mümkün mertebe faydalanmak gerekiyor. Yoksa yani bu aşamada bocalanabilir yani. Ha, şunu da ben söyleyeyim. Mesela çok arkadaşımdan duyuyorum bunu. Belli kriterler veriliyor burada mesela başvuru programlarına. Özellikle Amerika'da bunun olduğunu duyuyorum bu arada. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Burada bir takım kriterler belirlenmiş. Fakat sen mesela o kriterleri yani tam tamına karşılamıyorsun. Ya da motivasyon mektubu, ne bileyim, orada kullandığın dil böyle yani bir ne diyeyim, kraliyetin incesi değil. Böyle olmasa bile karşı taraf bunun farkında genellikle. Yani karşı taraf da bunu bilerek seni değerlendiriyor. Yani böyle ben bunu İtalya'da deneyimledim mesela. Yani kimse benden şey beklemiyordu. Böyle bir muhteşem bir şey beklemiyor. Yani dil vesaire, dile hakimiyet beklemiyor. Çünkü zaten yabancısın. Yani nerede okumuş, İngiltere'de okumuş olsan yabancı birisin. Yani tabii ki de hakimiyette, dilde sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Bence bunu uygulamak gerekiyor. Kesinlikle haklısın. Ya o zaman buradan şeye atlayabiliriz. Mülakat. Sen bahsettiğin üzere İsveç'te bir mülakat gerçekleşmiş. Gerçekten ama İtalya mülakatını... İsveç'te oraya kadar gelemedik maalesef. yapacak bir şey yok. Yani bu benim için biraz acı ama gelemedim. Yani ne yapayım.
İtalya'da bu oldu. Onu da bu arada bölüyorum ama İtalya, İsveç haricinde başvuruda bulundun mu? Başvuru yapmadım. Hayır. İtalya olmadı. İsveç olmadı. İtalya'ya ben başvuru yaptım direkt ama mülakata döndüğümüz iyi oldu çünkü ben İtalya'daki mülakattan sonra kara kara düşünüyordum. Çünkü İtalya benim B planımdı. Ben de mülakatı şey diye bekliyorum bak. Arkadaşlarıma sordum. Az önce bahsettim ya, çevrenizdeki insanlara sorun. Ben de o dönem işte böyle sürekli bir yerlere motivasyon mektupları yazan, sürekli bir yerlerle mülakat gerçekleştiren bir böyle uzmanlaşmış bir arkadaşım vardı. Pardon. Ve onu sordum. Nasıl yaparız falan. Bana şey dedi yani işte çok şey yapma zaten ne sorabilirler ki falan filan dedi. Ama ben onun biraz özgürlüğüne uğradım. Böyle çok rahat bir şekilde böyle ne diyeyim cool diyelim. Böyle çıktım Skype üzerinden mülakat yapıyoruz. Böyle İtalya'da İtalya'ya gelip de mülakat yapma seçeneği de vardı. Ben Skype üzerinden yapmayı tercih ettim. Yani gelip burada okulla da görülebiliyordu. Evet, orada yapılabiliyordu. Ve orada mesela bana ben şeyi bekliyorum. İşte neden buraya gelmek istiyorsun? Böyle ne diyelim işte çok artık klişeleşmiş sorular olur ya işte geleceğinde ne yapmak istiyorsun gibi gibi şeyler bekliyorum. Ama bana sorulan sorular hiç öyle değildi. Yani biz şeyi tartıştık benim teyzem üzerinden niye kent çalıştın? İşte kent üzerinde atıyorum David abi üzerine konuşmuştuk. David abinin kent hakkını tartış. Ondan sonra işte bunlar üzerinden neoliberalizme dair bir şeyler söyledikten sonra benim herhalde o şeyde mülakatta tıkayan yer şu olmuştu. İşte ben neoliberalizm deyince karşımdaki profesör biraz böyle ne diyelim trigger oldu ve gerildi. Ve işte ben şey dedi bana, ben işte senden çok daha fazla yıldır, zamandır burada çalışmayı yürütüyorum. Ve sizin nesil, sizin kuşak bunu daha fazla kullanıyor. Neden? Ve neoliberalizmle libertarianizmin farkı nedir? Şimdi ayıp değil, libertarianizmi bilmiyordum yani. Ve şöyle düşündüm. Şimdi karşımda iki seçenek var fakat bunları yani çok 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 küçük zaman dilimi içerisinde seçmem gerekiyor bu seçeneği. Ne düşünüyorum? Şimdi yani ben buradan sıkabilirim bir şeyler. Doğru çıkmayabilir ya da bilmediğimi itiraf edeceğim. Ama ikisinin de farklı riskleri var. Yani bir şeyler atıp tutarım doğru çıkabilir. Bilmiyorum ama yanlış çıkarsa çok daha kötü bir duruma düşerim diye düşünüyorum. Bir şeyler bilmediğimi söylersem de hani belki mülakatta kötü olur diye düşünüyorum. Derken ben neoliberalizm meselesini açıkladıktan sonra dedim ki ben buna dair üzerine çok okuma yapmadım. Okulda da yoktu. Çok bilgi sahibi değilim. Deyip böyle söyledim ve mülakatı işte daha sonra devam ettirdik. Çok derinlemesine konuşmadık. Böyle ben de 3 kişiyle mülakat yaptım ben. 3 ayrı kişiyle mülakat yaptım. Bir sonraki kişiye geçti. Ondan sonra kapattık. Fakat ben böyle hani o kadar rahat çıkıp böyle bir bombardımana tutulunca şey oldum. Biraz gerildim ve çok stresli olmaya başladım. Yani dedim herhalde burası da olmayacak. İşte o zaman mesela çok bocaladım yani. Mesela sonra İtalya'daki okul olmasaydı ben ne yapardım? Bilmiyorum. Ufaktan başka yerler bakmaya başlamıştım. Ama mesela o zaman çoğu deadline geçmişti. Herhalde İtalya olmasaydı çok başka senaryolar içerisinde olabilirdim yani. Yani belki 2 değil de 3 plan yapmak, mümkün mertebe bu alternatifleri arttırmak daha mantıklı olabilir gibime geliyor ya. Senin nasıl geçti bu arada süreç? Ya bir şöyle, açıkçası ben işte mülakata kadarki kısımda her şey çok rahattı. Yani mülakat da benim için çok rahattı. Çünkü ya benim kafamda kurguladığım şey sadece şey üzerine değildi. İşte yurt dışında yüksek lisans yapmalıyım, işte başvurduğum üniversitelerden kesin kabul almalıyım falan gibi bir şey değildi. Bunun için işte Türkiye'de de alternatifim vardı birkaç. İşte aynı zamanda yine Kadir Has Üniversitesi'nde de yüksek lisans programına başvurmuştum, kabul almıştım. O yüzden biraz rahattım. Ve şeyde şey gibi düşüncem de olmadığı için işte kesin yurt dışında okumalıyım, işte kesin yurt dışında okumam gerekiyor, yüksek lisans orada devam etmem gerekiyor bir şey gibi bir şeyim olmadığı için de o mülakata kadarki süreçlerin hepsinde çok rahattım. Mülakat da aynı zamanda çok rahattım. İşte çünkü Kadir Has Üniversitesi'nden kabulü aldıktan sonra tek tek işte diğer üç üniversiteden de kabul mektubu aldım. Estonya oldu, Tallinn oldu, sonra Bremen oldu. Bremen en sona kalmıştı. Yani İngiltere'yi zaten direkt elemek zorunda kaldım. Çünkü Türkiye'ye burs açmamışlardı bu yıl. O yüzden Türkiye'ye burs açmadıkları için de işte İngiltere'deki yüksek lisans masrafını da karşılayamayacağımdan kaynaklı olarak öncelikli ilk tercihim olan Westminster'ı direkt elemek zorunda kaldım. Yani İngiltere benim ilk tercihimdi çünkü
Benim çalışmak istediğim konu, çalışmak istediğim alan dijital emek. Ve yani benim için dijital emek dediğinde akla gelen ilk insanlardan biri Christian Fuchs. Ve Fuchs da Westminster Üniversitesi'nde çalışıyordu. Kendisiyle işte hatta bir böyle bir yaklaşık 10 maillik falan böyle bir mailleşmemiz de oldu. İşte programla alakalı bilgi aldım, çalışmayla alakalı bilgi aldım işte vesaire vesaire. Ne düşündüğümle alakalı, ne düşünüldüğüyle alakalı falan böyle bir mailleşmemiz oldu. O yüzden böyle şey, o burs açılmadığını öğrendiğim anda bayağı şey, üzüldüm, bayağı yıkıldım. Ama dediğim gibi yani önceliğim tamamen yurt dışı olmadığı için çok problem değildi. Daha sonra Bremen'den önce şeyle, Tallinn'le bir mülakat gerçekleştirdik. Tallinn'de başvurduğum programın adı Açık Toplum Teknolojileri'ydi. Evet. Açık Toplum Teknolojilerine başvururken ben dijital emek çalışmak istediğimi yazmıştım. Yani baktığınız zaman da asla hani şey böyle yani müthiş liberal bir program. İşte Açık Toplum Teknolojileri. Ama sen işte motivasyon mektubunda, işte araştırma önerinde işte Marx sıkıyorsun, işte dijital emek sıkıyorsun. İşte o internet üzerindeki emek sömürüsünden bahsediyorsun vesaire falan filan. Hani o yüzden ben bir şeye düştüm. Mülakat başlarken anladım ki hani ne soruyla gelecekler. Yani çünkü başvurduğum program hani baktığında düzlem olarak çok doğru gözükmüyor buna. Ama aslında benim kafamda kurguladığım şey de işte ben buraya giderim. İşte orada bir çatışma ortamı yaratırım ve asıl işte yüksek lisanstan beklediğim şey, yüksek lisanstan beslenmeyi beklediğim şey de buydu. Hani oradaki çatışma ortamından faydalanayım, oradaki çatışmayla kendimi geliştireyim gibi bir düzlemde. Ve şeye girdiğimde, mülakata girdiğimde çok daha farklı bir düzlem bekledi beni. Yani program çünkü Estonya'da bir program. Yani bildiğiniz üzere Estonya işte şeyin sektörün müthiş gelişmiş olduğu, işte teknolojinin son derece kıymetli olduğu bir yer ve yani öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun da şey gibi bir işte teorik bazda bir eğitim gibi bir beklentisi de yok. İşte öğrencilerin genel itibariyle işte mülakatta hocaların da söylediği üzere genel itibariyle beklentileri işte kendi startuplarını yaratmak, işte o sektöre atılmak, işte o beyaz yaka rüyasını yaşamak. O bizim benim işte eleştirdiğim, benim bir noktada tiksindiğim düzlemi aslında öğrencilerin hepsi orada yaşamak istiyor. Çünkü oranın gerçekliği onun realitesi farklı bir gerçeklikte. Ve hocalar da benim motivasyon mektubumdan direkt şeye cımbızladılar. Akademik bir şeyleri istediğimi, işte o tartışma ortamından bahsettiğimi ve işte Açık Toplum Teknolojileri adlı programa işte Marksist bir araştırma önerisi sunuyor olmamı. Ve bunun üzerinden böyle çok aslında hoş olan bir tartışmaya da döndü iş. Çünkü yani anladığım kadarıyla oradaki eğitmenlerin de yapmak istedikleri şey bir noktada programı daha teorik zemine çevirmek, evriltmek ve o teorik zeminde işte bir program gerçekleştirebilmek. Belki Estonya Akademisi'ne belli noktalarda insan yetiştirebilmek gibi bir düzlemdi. Ve işte orada şeyden çok memnun olduklarını, işte böyle teorik bir düzlemle buraya başvuruyor olmamdan, işte onlara karşı bir karşı argümanla başvuruyor olmamdan, işte bunu hatta cesurca bir hareket olarak nitelendirdiler ki bence olması gereken hareket buydu. Nitelendirdiler ve bunun üzerinden bir tartışma geçti. Yani biraz şey gibi geçti tartışma. Bir arkadaşla konuşuyormuş tartışmasına geçti. Hani bir mülakattan ziyade karşımdaki kişiyle işte bir nokta belli düzlemde işte Estonya'da yüksek lisans yapan öğrencileri eleştiriyoruz kısmına geldi işte. Bu hani bilmiyorum. Benim için çok keyifliydi açıkçası. O yüzden bir Estonya'ya daha da ısındım ondan kaynaklı olarak. Estonya neden olmadı bu arada? Efendim? Estonya neden olmadı? Estonya oldu. Ben sonra Bremen'i tercih ettim. Yani evet. Tercih seçeneği var. Ben İtalya'ya mahkum kaldım bilmiyorum açıkçası yani. Ne oldu ben şimdi? Benim Estonya'da oldu, Bremen'de oldu. Sonra Bremen'i tercih ettim. Ama şey ya biraz şöyle bir durum söz konusu oldu. Açıkçası ben Estonya'ya işte kabulü aldım vesaire falan filan. Belgeler geldi. Süreci başlattım. İşte yani süreçte biraz haşır neşir olan arkadaşlar bilir. İşte hem kayıt sürecinde belli bir miktar ücret ödemeniz gerekiyor. İşte ilk başvuru sürecinde hem o belgeleri yükledikten sonra işte belli bir semester ücretleri oluyor programların. Hani eğitim ücretsiz olsa dahi küçük bir semester ücreti ödeyebiliyorsunuz. Evet, bu arada bunun herhangi bir açıklaması da yok yani. Bu havadan bir başvuru ücreti ödemek gerekiyor. Ben evet. İsveç'e maalesef çok yani çok yüklü bir demesem de iyi bir para ödemiştim diyebilirim. Yani. Evet, bu bayağı bel büküyor. O yüzden hani işte 20 tane üniversiteyi aynı anda başvurduğum gibi bir şey yapamıyorsunuz. Yani hani o yüzden sınırı azaltmamız Politekniko mesela 250 euro sadece başvuru ücreti.
Evet, evet. Ya böyle bir realite yani hiçbir konusu. Atıyorum kabul edip etmeyecekleri belli değil. Kabul etmedik bu parayı ödüyoruz diye bir mesele yok. Ama mesela ben bu üniversiteye başvururken para kaç para vermiştim? 35 euro vermiştim. Yani bunu ödüyoruz evet ama bunu kanıksamalıyız. Böyle yani bu neden buna para ödüyoruz? Hiçbir neden yok ortada. Çünkü herhangi bir şey yok bunun. Bir bedeli yok. Yani başvuru yapıyorum çünkü sadece. Evet. Aslında hiçbir şey yapmıyorsun. Yani. Yani buradan para meselelerine girmişken ben şeyi de söyleyeyim. Burs meselesini de söyleyeyim. Onu da burada bağlayalım belki de. İyi olur. Ben de İsveç ile İtalya'yı seçerken dikkat et, yani önemsediğim en büyük şeylerden biri burs olmasıydı mesela. Yani İsveç'te başvurduğum program da bursluydu. İsveç Enstitüsü'nün evet. programıydı. İtalya'da başvurduğumda da burs süreci çok farklı işledi fakat yine bursluydu. Yani bu ikisini baz alarak bakmıştım. Baktığım ülkeler arasında Fransa vardı. Fakat Fransa'da burs yoktu mesela. Öyle bir sıkıntı vardı yani. Bunlar da önemli rol oynuyor başvuru süreçlerinde. Tabii ki. Yani bunlar tabii ki süreç içerisinde araştırılması gereken, öğrenilmesi gereken işler. Yani her üniversitenin, hani ülke bazlı değişen bir şey değil. Her üniversitenin ayrı bir başvuru ücreti var. İşte üniversitelerin ayrı, bulundukları eyaletlere göre ayrı bir kayıt ücretleri olabiliyor. İşte bize bahsettiğimiz harç dediğimiz. Ama bazı burs programları bu harçları da karşılayabiliyor. İşte bu iyice araştırılıp iyice taranması gereken bir nokta. Ya evet, maliyetli. Yani böyle şey diyemeyeceğim yani. Hani yani euro çok ciddi artmış durumda. Hani herkesin buna olanakları olamayabiliyor. Ama maalesef şartlar bu yani. Tabii ki. Bu anlamda işte burs bulmak önemli noktaya düşüyor ki yurt dışı yüksek lisans programlarına burs bulmak da özellikle sosyal bilimler alanında burs bulmak da neredeyse imkansız gibi bir şey. Yani ülkemizde. Neredeyse çok ciddi derecede imkansız bence yani. Çok yok mesela. Yani mühendislik bölümleri bir noktada biraz daha bunun için şey elverişli. Ama sosyal bilimlerde dediğin gibi neredeyse imkansıza yakın. Yani şu ne diyelim, bu hali hazırda günümüzde tartışılan işte yapay zeka, ondan sonra mühendislik, sağlık, tıp gibi alanları her zaman bence bir ölçüde olanak var. Ama sosyal bilimler bu konuda çok geride. Yani hani bunun bilim olup olmadığı bile tartışılıyor yani. Yani tartışılıyorlar ya, bu tartışmalara katıldığım için söylemiyorum da bunu tartışmaya da açılıyor. Yani bence gereken saygıyı görmüyor ve bu yüzden de hiçbir olanak sağlanmıyor yani. Bilmiyorum, daha fazla ne söyleyebiliriz bunun üzerine. Yani haklısın. Buna bir şey söyleyemiyorum ne yazık ki. Dediğin gibi bu böyle bir düzlem yani şu an. En azından şu anki dünya içerisinde böyle bir düzlemde. Yani umuyorum ki bu çarkları farklı yönde değiştirebiliriz. Bilmiyorum, biz bunu görür müyüz ama sanmıyorum açıkçası pek, ama belki ileride farklı şeyler olabilir diye en azından ümit ediyorum. Ümit ediyor ve mücadele ediyoruz. Evet, devam. Ondan sonra tam neyden bahsediyordum? Bunu da biraz kaçırmış oldum. Biraz dağıttık. Pardon, çok pardon dinleyenler için. Şöyle, Estonya başvurusu işte gerçekleşti. Kabulü aldım vesaire. Ben süreci başlattım. İşte belgelerimi gönderdim. İşte diplomamdır, IELTS belgemdir, işte vesairedir. Belgelerimi kargoladım. Kayıt sürecini komple başlattım Estonya'ya. Ve işte Ağustos sonu, Eylül başında hatta eğitim başlıyordu. Daha sonra benim Bremen Üniversitesi'nin program sonuçlarının, işte başvuru sonuçlarının açıklanması ise Ağustos sonunda bulmuştu. O yüzden şöyle bir durum söz konusu oldu. Benim sürecim Estonya'da Tallinn Üniversitesi'nde başlamıştı. İşte kaydım neredeyse kaydım tamamlanmıştı. İşte vizeye başvurup elden belgeleri imzalamak için Estonya'ya gitmem gerekecekti. Ve tam işte vizeye başvurmam gereken zaman içerisinde Bremen Üniversitesi'nin sonuçları açıklandı. Sonra Bremen Üniversitesi'nden de kabul aldığımı görünce açıkçası süreci dondurdum. Estonya'daki kaydımı iptal ettirdim. Ve haliyle işte hem yani haliyle zaten başvuru için yapmış olduğun o hava parası zaten yok olmuş oluyor. Ama onun dışında işte belgeleri göndermek için ödediğim kargo parasıdır, işte ne bileyim kayıt için o semester harcının, dönem harcının işte bir kısmını göndermiştim ve
onların vesaire hepsinin yanması gibi bir sorun söz konusu oldu. Çünkü ya Bremen Üniversitesi baktığım düzlemde, benim araştırdığım düzlemde Estonya'dan, Tallinn'den çok daha kıymetli bir üniversiteydi. Çok daha istediğim, çok daha bulunmak istediğim bir yerdi. Ve bundan kaynaklı olarak işte Estonya'yı iptal ettirmiş oldum ve Bremen sürecini başlattım. Ya bende de benzeri bir süreç İsveç için vardı. Benim de aslında yani İsveç olacak mı olmayacak mı diye bekleyebilirdim. Ama ben İsveç'ten hani bir süre Nisan ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Nisan ayına kadar pek bir dönüş gelmedi. Dönüş gelmeyince ben de dedim ki yani bir ara dönerler umarım olumlu olumsuz ama benim İtalya'ya başvurmam gerekiyor. Ama bu şeydi tamamen yani hani atıyorum İsveç olsaydı İsveç'e gidecektim. Fakat İtalya'ya başvuru ücretim yanacaktı. Yani burada şey yapamazdım. Hani ya ben başka üniversiteye gidiyorum. Değil de ama bunu da bu riski de almak gerekiyordu yani. Çünkü İsveç olmasaydı İsveç olmayacağı senaryosuyla hareket etmem gerekiyordu. Yoksa İtalya'nın deadline'ını kaçıracaktım. İlk deadline'ını kaçırmış olacaktım yani. Ben bu arada şeyi konuşmak istiyorum ama bu programda konuşmayalım. Benim İtalya sürecinden yine bu konulardan devam edebiliriz. İtalya'daki başvuru sürecini ve sonrasındaki evrak işleri, buraya geliş vesaire konuları benim çok uzun. Yani bu programda dinleyicileri bilmiyorum. En azından bunu kesinlikle aynı şekilde benim de Almanya üzerine yapacağım birçok yorum var. Yani hani bunların birçoğu kötü eleştiri anlamında yorumlar. Ama yapılacak, konuşulması gereken çok şey var. Bizi dinledikten sonra herhalde insanlar yüksek lisans yapmaktan vazgeçecekler. En azından Almanya ve İtalya özelinde. Bilmiyorum çok. Ama evet, yani bunlardan bahsedilmesi gerekiyor. Evet. Bunlar sürpriz olarak karşılaştığım şeylerdi. Yani bir kısmını evet bazı forumlardan şeylerden biliyordum. Ama işte realiteyle yüz yüze kaldığında, gerçekleştiğinde ve işte o süreç içerisinde yeni geldiğin yerde kimseyi tanımadığın düzlemde tek başına bir şeyleri hallediyor olmak ve işte dil de bilmediğin bir ülkede bunu yapıyor olmak çok daha sıkıntılı. Yani bu süreçten ikinci programda bahsederiz diye düşünüyorum. Evet, evet. İşte o kayıt süreci, işte şehir kaydıdır, işte vize sürecidir, vize başvurusudur. İşte ondan sonra yani bir sürü şey var. İşte oturma izni başvurusudur vesaire vesaire. Bunlarla alakalı işte ders seçimleridir. İşte ilk izlenim olarak eğitim sisteminin farklılıkları gibi şeyleri ikinci programda. Gibi şeyler de var. Onlar da çok önemli. Çünkü burada mesela hastalanıyorsun. Yani doktora gitmen gerekiyor. Nasıl yapacaksın bunu? Birincisi maddi olarak sıkıntı var. İkincisi sigorta işlemleri dil olarak sıkıntı var. Yani bunları üzerine konuşalım. Yani çok çok fazla konuşacağımız şeyler diye düşünüyorum ben. Tabii ki. Yani o zaman ilk programın burada sona gelelim. Evet, burada noktalayalım. Aynen, ilk programı noktalayalım. Ya, bu programı dinleyen kişiler arasında yüksek lisans programına başvurmak isteyenler olursa yani elimizden geldiğince yardımcı da olmak isteriz. Hani eğer Mediapod hesabından, Mediapod Instagram, Twitter veya Facebook hesabından veya Kuluçkapod'un sosyal medya hesaplarından bize ulaşırlarsa ya da bireysel hesaplarımızdan da bize ulaşabilirler. Ulaşırlarsa kendilerine elimizden geldiğince yardımcı da oluruz diye düşünüyorum. Evet. Benim için en azından böyle kurallarım. Aynı şekilde benim için de böyle. Zaten buna bir nevi alıştık diyelim ve şakalı konuşuyorum ama in top point gibi çok kullanılıyorum bazen diye düşünüyorum ben ama sıkıntı değil. Yardımcı olmak İyidir. İnsanlarla bu konuda fikir alışverişi yapabiliriz. Aynı şekilde ben de Görkem gibi düşünüyorum. Peki, o zaman Hariciye'nin ilk bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize çok teşekkürler. Umarım çok dağıtmadık. Görkem biraz daha tecrübeli ama ben ilk podcast deneyimim diyebilirim. Umuyorum ki keyif aldınız. Umuyorum ki sizlere yardımcı olabildik. İkinci bölümde görüşeceğiz o zaman. Evet, ikinci bölümde görüşmek üzere. Kuluçka Podcast yayında. İletişim için @kuluçkapod.